Özgür de özür diliyor. Böyle bir şey söylediysem özür diliyorum diyor. Bir insan bunu söyler. Aziz devam ettiriyor. En önemlisi bir şey. Ben söyleyeni değil kardeşim, söyletene bakarım. Bana bunu söyleten Aziz. Aziz bunu yapıyor. Eğer Aziz'in ben burada ciddi, ben burada gerçekten bu olayda kaos istemediğini anlamam için şunu yapması lazımdı. Sen bunu duydun mu? Özgür abi ne diyorsun ya? Niye kızları harcıyorsun abi? Neden kızlara bunu kızlar yanındayken söylüyorsun da? Bunu başta söylemiş. Bu arada Aziz pek bizi dinliyor gibi değil, gördüğünüz gibi. Aziz bize de tavır almıştı. Aziz kendi bak, Aziz gerçekten sevgili kendi Aziz dünyasında ve bu olay ben gerçekten çok merak ediyorum. Hani sevgili kardeşime de meslek hayatında da başarılar diliyorum. Bir avukatın bundan etkilenip ister istemez oyunda performansına yansıması. Ben bu kaostan dolayı biraz rahatsız oldum. Benim arkadaşlarımdan olmasa da bu olaydan dolayı ben bu yarışmada bu galibiyeti alamadım demesi bana itici. Ya sen ne davalarla ne konularla karşı karşıya geleceksin? Sen daha bir olayda sırf bu Survivor'da bir olayla bunu yapıyorsan sen önüne gelen mesleki konularda hep geri planda mı kalacaksın? Aa ben bugün mantel olarak kafam yerinde değil, kusura bakmayın ben bugün bu davaya bakmayacağım diyebilir misin? Yapabilir misin? Diyemez. Tam tersi en iyi şekilde hazırlanman lazım hakimin önüne çıktığında. Şimdi Kemal abi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aziz'in şu an performansı falan benim umurumda değil. Şu an onu değerlendirmiyorum. Yok, performansı da kötü zaten. Aynen öyle. İyi değil. Ben sadece işin yalancılık boyutundayım. Biliyorsunuz ki dünyada kanıtı ve şahidi olmayıp da suçsuz bir sürü insan zamanında cezasını çekti. Doğru. Şimdi yine söylüyorum. Aziz yalan söylemiş olabilir. Özgür haklı da olabilir. Evet. Ama ikisinin de yalancı ya da haklı ya da doğru söylüyor ya da diğerinin yalan söylüyor diye söyleyebilmem için net bir elimde kanıt yok. Yine söylüyorum. Özgür tarafında var. Hayır. Özgür tarafında yanında şahitleri var. Arkadaşlarına soruyor. Bakın, diyor ki var mı böyle söyleyen? Söylediğimi, bu lafı söylediğime dair şimdi bakın, kimse söylüyor mu? Zamanında bizim Survivor'ımızda da belirli yandaşlar birbirlerinin açıklarını kapatmak için uçaktan değil, elemeden gelen bir arkadaşlıkla birlikte birbirlerine bir söz veriyorlar seni yazmayacağım diye. Belirli bir yere kadar birbirlerini taşıyorlar. Kendi açıklarını kapatıyorlar. Abicim bunlar sıfır. Bunlar birbirine daha takılıyor. Siz nereden biliyorsunuz? Emin olun birçoğu birbirini tanıyor. 3-5 yıldır elemeye gelen insanlar var. Çabi nereden biliyorsunuz Özgür'ü 3 yıl öncesinden tanımıyor. Osman Can belki Özgür'ü 5 yıl öncesinden tanıyor. Örnek veriyorum size. O zaman ben şunu söylüyorum. Elinizde kanıtınız var mı? Tanıdı. Hayır tanıdı. Özgür yanlış adam. Alper yanlış adam. Çabi yanlış adam. Osman yanlış adam. Sayın arkadaşlar başka? Hepsi yanlış adam. Tek doğru Aziz. Hayır bakın ben tek doğru Aziz demiyorum. Hayır, Özgür'ün yalancı kelimesi söylemi yanlış mı? Yanlış. İtiraz mı? Şunu diyebilirsin. Yanlış anlamışsın diyebilirsin. Yalancı kelimesini kullanmasında sıkıntılar mı var? Ben burada Aziz'i savunmuyorum. Ama ben kimse burada kimseyi savunmuyor. Evet, ama bir görüntü var. Benim burada rahatsız olduğum konu kimse kimseye yalancı diyemez. Diyemez ama bak şöyle bir şey de vardır. Beni rahatsız etti. Şöyle bir şey de vardır. Az çok böyle bir kalıba oturttuğun, oturaklılığı olan insanlar bir insan için yalancı diyorsa bunun bir gerçeklik payı da vardır. Evet. Ben mesela kendi arkadaş ortamımda görürüm ya adam böyle gerçekten böyle şeydir. Biraz daha böyle entrika tiplidir böyle. Ya bir şey de içimden derim ki ya yalancıya bak derim. Ya da hani benle ilgili bir şey söyler. Ben sana böyle bir şey demedim ki yani yalancılık yapıyorsun derim. Ama sen kendinin en büyük kanıtısın zaten. Kendin biliyorsun onu söylemediğini. Ama birçok sefer de ya hiç düşünmezdim. Bu adamın anlattıkları hep yalan hikaye gelirdi bana. Adam sonuna kadar doğruymuş ya. Şok geçirdim de dediğiniz olmadı mı hiç hayatınızda? O istisnadır. Olabilir. Aziz'de istisnalar. Bakın Aziz olabilir değil zaten, onun yerine Aleyna, Asena, Osman Can. Kim olsaydı Aziz'in yerinde ben aynı cümleleri kurardım. İstisnalar kaydı. kaideyi bozmaz. Bence, hayır öyle bir şey yok. Bence istisnalar kaideyi bozmaz dediğinde o istisna olan her kişinin o zaman hakkı yenmiş. At o zaman şimdiye kadar bunun aksi bir örneğin var mı peki? Sen de dedin yorum hayatımızda görmüşüzdür biz bu olayları. Yeri geldiği zaman haksız yere cezasını alan bile vardı. Var. Çünkü bir kaide var. İstisna da girse araya, kaideler asla bozulmuyor. Öyle bir hata şu an, hayatta yapılamaz. Kardeşim kimse kusura bakmasın, kimse kendinde kanmasın. Benim karşımdaki insan benim böyle bir şey söylemememe rağmen benim bir şeyi söylediğimi iddia ediyorsa o insan benim için yalancıdır. Bitti. Senin için yalancıdır. Ben buna yalancı derim. Çünkü benim söylemediğim bir şeyi iddia ediyor. Hayır. Nasıl edersin? Hatta başka şeyler de söyleyebilir. Adam yine bütün olgunluğuyla bence sen de benim söylemediğim bir şeyi söyledi diyorsun, yalancısın ki senin baktığın açıya göre. Şimdi iki tarafı da bakıyorum. İşte biri, ikisi, üçü, beş, hadi uçakta tanıştı, işte arkadaştı, birbirini tanıyordu bir yere kadar. Ama hani bütün takımda mı Özgür abiden yana olur da hani Aziz'e sen yalan söylesinler. Hepsi olabilir. Bir birlik oldu yani. Hepsinden bahsetmiyorum zaten. 3-4 kişiden bahsediyorum. Ama erkekler arasında konuşulduysa en baba bir tanesi de der ki ben hani o öyle demedi. Ama hepsi belki de aynı Özgür, Tunga'nın ve kimin yanında olsun, Alper'in yanında konuştu. Alper ve Tunga da zaten Aziz'den fazlasıyla rahatsız. Özgür'ün bu açığını kapatıyor. Osman Can gerçekten evet böyle bir şey de duymadı. Peki o zaman niye söylemiyorsun abi, yanlış yapıyorsun. Bu konuşmayı burada yapma kızların içine. Belki kulak misafiri oldu, o an umursamadı. O zaman bak, şimdi eğer kulak misafiri olup da gidip söylüyorsa Özgür'ün kabahatinden daha büyük. Orası beni ilgilendirmez. Öyle deme. Hayır. Öyle deme. Arkadaşlar ben size yine söylüyorum. Aziz yalan söylemiş olabilir. Doğru da söylüyor olabilir. Yalan söylemiş olabilir. O zaman neyi savunacağız? Bak şimdi, yalan söylemiş. Yahu elimizde bir kanıt yok. Ben hiç kimseye... Var, kanıtımız var. Hayır. Ben şu an şu masada... Bir tane cahit yok. Asla ben şu an şu masada bir Survivor için yalancı diyemem. Ya yalancı kelimesi ayrı. Doğru söylemiyor. Belki yanlış. Evet, tamam, bunun itirazı yok. Ama yalancı diyemez. Peki sen yalancı dedin. Sana yalancı dediler. Sen tepki koymaz mısın? Koyarım. Aziz'de bunu görmüyorum. O da koyuyor canım. Hayır, ne yapsın adamı? Abi sen ne biçim konuşuyorsun bak. Aa. Tavırdan tavıra fark vardır Evrim. Bir konuşmanda, bir bakışınla kesinlikle bir daha bunu duymak istemiyorum anlatırsın. Belki de Aziz'de bu olay, yok. Bunu görmedim ben. Belki de hani bu olay o kadar çok konuşuldu ki arkadaşları söylüyor. Anlamıyorsun ki. Diyorsun ki abi ne demek bana yalancı? Nasıl söylersin sen bunu ya? Ben duyduğumu söyledim. Bir daha da bana bu kelimeyi kullanma. Bitti. Şöyle bir... Aziz de altta kalmıyor, merak etmeyin. Yaklaşık 20 dakika boyunca konseyde bir söz hakkı var Aziz'in. 3 kelime etmiyor. Nereden baksanız 10, 15, 20 kaç dakika konuşmuş? Hakan abi bir sorar mısın? Uzun konseyin yarısı sadece Aziz konuşuyor. Ne yapsın Aziz? Buyur. Lafını bölüm, özür dilerim. Peki bir şey diyeceğim. Neden o zaman Aziz hani diyor ya herkese karşı konseyde işte siz diyor birbirinizin hakkında işte brodu kankaydı işte gereksiz samimiyetler oluşturdunuz diyor. Senin dediğine bakacak olsam şimdi herkes Aziz'e karşı çıkıyor. Aziz tek başına, hepsi işte bir grup oluşturmaya ya da Aziz sevmedikleri için sevmediklerine dair işte söylemlerde doğru falan deyip iddiada bulunuyorlar. Ama o zaman neden Aziz bütün bu kavgaların başlangıcında var? Kimse durup dururken işte bir iddia ortaya ya da böyle büyük bir iddia, biri için işte kızları harcayalım demek bence büyük bir iddiadır. Böyle büyük bir iddiayı ortaya atan Aziz, yani herkesin buna karşı çıkmasından daha normal bir şey yok bence. Bu olayların başlangıcı ne biliyor musunuz? Aziz değil. Kim? Aziz'e olan ön yargı. Herkes Aziz'e ön yargılı davranmayıp diğerleri gibi gel kardeşim hoş geldin olsun, bugün sayı alamadın ama yarın alırsın deseydi, eğer Aziz bunun üzerine takım huzurunu bozsaydı Aziz ne yapıyorsun derdim. Ama Aziz'e karşı fazlasıyla bir ön yargı var. Ben öyle düşünmüyorum. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Aziz'e bence bir ön yargı var. Ama ben Aziz'e bakınca Aziz'de de bir kaos potansiyeli görüyorum. Bu da benim fikrim. Çocuk bunu kendi ağzıyla zaten söylüyor. Zaten kendi söylüyor. Burada bence bu olayda da Özgür ya da Aziz'in haklılığını biz hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Evet. Onlar kendilerini anlatmaya çalışacaklar. Çünkü hepsi bir tarafından seçip konuşulan şeyleri kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Bence burada tek bir kanıtımız var. Tek bir kanıtımız olacak, o da zaman. Zaman bize Aziz'in ve Özgür'ün nasıl karakterler olduğunu zaten gösterecek.